Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hamster Combat yakında listeleniyor ve birçok kişi belki de kripto paralarda ilk defa bir kazanç sağlayacak, az ya da çok. Belki kazanç bizi mutlu edecek, bazı belki de mutsuz edecek, bilemiyoruz. Aynı şekilde Catizen'de airdrop olacak, ona daha az kişi katılmıştı ama Hamster Combat bir ses getireceği çok açık. Çünkü kripto para camiasının en büyük botuydu, en büyük topluluğuydu. Ve burada aslında birçok kişi hamster'a bence gereksiz vakitte ayırıyordu. İşte belki onlar haklı çıkacaklar, çok fazla para kazanacaklar ya da zamanlarına değmeyecek. Burada zaman ve potansiyel kazanç ikilemini iyi kurmak lazım. Oradan artan zamanları kullanabilecekleri aslında güzel bir bot yayınlandı. Binance destekli MoonBix Telegram botu yayınlandı. Binance destekli olması ne demek? Bir multileri eleyebilecekler. Direkt Binance desteği olması çok önemli. Ve aynı zamanda bu botta güzel bir şey yapmışlar. Biliyorsunuz ki botlarda fenomenler muhteşem kazançlar elde ediyorlardı. Bunu Notcoin'de de görmüştük. Hani orada 200-300 bin lira kazanıyordu. Diğer tarafta adam 25-30 dolar kazanıyordu. Burada ne yapmışlar arkadaşlar? Referans gelirlerinin puanı maksimum 50 bin. Yani bakın, benim 160 arkadaşta 50 bin sınırına ulaşmışım. Daha fazla kazanamayacağım. Bence bu çok güzel. Ve maliyetsiz. Multileri eleyebilecekler. Binance gün sonunda multileri eleyebilecek. Çünkü büyük ihtimal kimlik doğrulaması zorunluluğu isteyecek. Belki burada bir bakiye zorunluluğu isteyecek. Yani bu MoonBix botta bence girmeye değer. En azından günde belli bir süreyi ayırabilirsiniz. Ancak şunu unutmamak lazım. İşte ilk girdiğimizde ne oldu? İşte belli hatalar çıktı botta. Direkt heyecanlanıldı falan filan. Ama şu var arkadaşlar. Burada yolumuz çok uzun. Ben MoonBix'in hemen bir kazanç sağlayacağını düşünmüyorum. Yani bundan bir hafta sonra, iki hafta sonra yayınlanmayacak. Buna türlü türlü güncellemeler, türlü türlü eklentiler gelecek ve MoonBix de diğer Telegram botlara, Hamster'a göre daha fazla vakit alan bir Telegram bot. Kesinlikle bir dahil olun diyorum. Dahil olurken bu arada benim Twitter'da ayhankayan14'e girdiğinizde bakın ne zaman atmışım bu tweet'i? Dün atmışım. Bu tweet'in altına hemen referansınızı bırakın. Burada birçok kişi buradan üye olsun. Eğer bu videoyu ilk defa izleyip üye olacaksanız bu Telegram botu kazandıracaktır. Vakit harcayana ben kazandıracağını düşünüyorum. Peki tüyolar nedir? Dediğim gibi işte takip, arkadaşlarınızla siz de davetli olun. Gelin orada işte davet linkinizi yazın. Onun dışında birçok kişi işte Binance hesabını paylaşıp 10.000 puan alamadığından şikayet ediyor. Dediğim gibi bu daha henüz çok yeni. Bu hatayı düzeltecekler. Hani burada bu olmuyor diye ben vakit kaybetmiyorum. Bende de olmadı. Sıkıntı değil. Dediğim gibi çok güncellemeler gelecektir. Neler daha? Arkadaşlar burada oyunun sesi çıktığı için bir ses bozulmuştu. Telefondan ekstra kaydediyorum. Oyunda nelerden bahsedebileceğimizden sizlere birazcık tiyolardan bahsedeceğim. Aslında çok kolay. Üstte gördüğünüz çarkın geldiği yöne göre sarı kutuları, daireleri ya da hediye kutusunu almaya çalışıyoruz. Göktaşını alırsak eksi puan olur. Burada ilk tüyom şu. Eğer göktaşı sizi engelliyorsa, bakın şu an aldım ve eksi 10 yazdı. Şu an puanınız eğer 0 olsaydı o göktaşlarını aldığınızda eksi puan yazmayacaktı. Ben önüme gelen göktaşlarını aslında hızlı hızlı temizliyorum. Bu bir taktik olabilir. İkinci taktik arkadaşlar, küçük daireler az puan, büyük daireler çok puan ve hediye kutuları da rastgele bir puan veriyor. Burada hediye kutuları şu anlık 10 ile 50 puan arasında bir puan veriyor. O yüzden bence en ilk hedef büyükleri almak olmalı. Büyükleri almakta fayda var. Büyükler daha yavaş alınıyor bu arada. Hani bakın yakaladığında daha yavaş yukarı çıkıyor. Büyükler 50 puan oluyor ve en karlıları da onlar oluyor. Hediye kutuları dediğim gibi 20-30 puan getiriyor. Yani burada hediye kutusu var değil, hediye kutusuna odaklanmaya gerek yok. Onun dışında neye dikkat edeceksiniz? Burada her dene işte girdiğinizde 6 tane oyunu açma şansınız oluyor. Süre sanırım 40-45 saniye kadar bir şey. Bakın hediye kutusunu aldım, 30 puan geldi. Ama büyüğü aldığımda 50 puan gelmiş oluyor. Burada işte süre yenilendiğinde oyuna girmek mantıklı ama dediğim gibi burada ayıracağınız süreyi de iyi seçmeniz lazım. Uzağa doğru karavan attığınızda çok süre gidiyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Yine bakın play again dediğimde işte 6 hak var, belli bir süreye göre bu işte sanırım davete göre de yenileniyor. Burada sık sık girdiğinizde ya emeğe göre bir puanlama sistemi var. Bu da güzel. Ama dediğim gibi işte telefondan mı daha rahat, mobilden mi daha rahat? Vallahi bence ikisi de aynı zorlukta gibi geldi. Bir fark göremedim ben. Ben günde bir iki kere gireceğim ve bunu değerlendireceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayınız. Piyasada çok Telegram botlar var. Yani gereksiz Telegram botlarda da vakit ayırmayın. En azından o coin'in 20-30 milyon dolar değerlemeyi geçeceğinden emin olun. MoonBix kesinlikle geçecek. Hamster kesinlikle geçecek. İşte bundan önce Notcoin geçti. Dogs geçti. Belki Cats geçecektir. Ama şu an ana sayfada çok boş botlar da var. Onlardan uzak durmanızı da öneririm. Söyleyeceklerim bu kadar. Takipte kalınız.